Güçlü Tarafı, Kerem Işık, Yapı Kredi Yayınları. Bir insanın sonu ne zaman gelir? Öldüğünde mi? Yoksa o kişiyle ilgili iyi ya da kötü son anılarda geride kalanların zihinlerinden silindiğinde mi? İzmir Agora'da sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları genişledikçe kentin geçmişi giderek şimdiki zamana karışmaktadır. Unutulanlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken kazı çalışmalarının sebep olduğu düşünülen anlaşılmaz olaylar rahatsız edici bir hal almaya başlar. Yazgıları kesişen beş karakterden birinin trajik ölümüyle sonlanan bir hınç öyküsünü merkezine alarak geride kalan dört karakterin kendi hayatlarında benimsedikleri rolleri merceğini doğrultan Dünyanın Güçlü Tarafı, okuru Gerçek Hayat adı verilen yapının hatırlama ve unutuşla ilişkisi üzerinde düşünmeye çağırıyor. Geçmişe karışan hayat yekpare bir blok mudur, bellek ölümcül oyunlar mı oynar, kişi kendi geçmişini yeniden inşa ederse geleceği de değişebilir mi, yoksa insan yazgısı karşısında büsbütün çaresiz midir? Dünyanın Güçlü Tarafı, aslında Cennet de Yok, Toplum Böceği, Iskalı Karnaval adlı öykü kitaplarıyla tanınan Kerem Işık'ın edebiyat dışını da edebiyata dahil ettiği bir ilk roman. Atmaca, Hikmet Hükümenoğlu, Can Yayınları. Saat 2:14 geçiyordu. Daha fazla beklemenin anlamı yoktu artık. Ayağa kalkmak için sandalyemi ittiğimde çıkan gıcırtı sınıfta yankılandı. Sami Hoca tahtaya dönmüş bir şeyler yazıyordu. Bir tek o duymadı. Huzursuzca kıpırdananlar, öksürenler oldu. Arkamdakilerin gözlerini ensemde hissettim. Midemde ufak çapta bir fırtına kopuyordu. Neden bilmiyorum ama ceketimin önünü ilikledim. Kapıya vardığımda Sami Hoca bana dönüp, ''Evladım, gelirken yan sınıftan tebeşir de ister misin sana zahmet?'' dedi. Bu düdük kadar kalmış, parmağımdan kayıyor. Öfke kısa süreli bir delilik halidir derler ama bazen çok da kısa sürmez. İnsanın ömrünü ele geçirir. Atmaca gitgide artan öfkesiyle boğuşan Ömer'in lisede başlayıp 40'lı yaşlarına, 90'lardan bugüne uzanan öyküsü. Hayal kırıklıkları, kararsızlıklar, yarım kalan aşklar, çaresizlik, öfke ve sürekli bekleyiş. Gerçek hayat ne zaman başlayacak? Hayatı Sevdim, Yavuz Önen, Dipnot Yayınları. Yavuz Önen, Hayatı Sevdim adını verdiği öz yaşam öyküsünde, geçmişten bugüne Türkiye ve dünya genelinde yaşanan siyasal ve toplumsal olayların kendi kişisel serüvenindeki iz düşümlerine tanık olmaya çağırıyor okurlarını. 1940'lı yılların midyatı, Süryaniler, Ermeniler, Kürtler, Araplar. Halkların renk cümbüşü, değişik diller, masallar, söylenceler, kültürlerin vazgeçilmezi yemekler. Özcesi doyumsuz bir muhabbet sofrası. Sonra 50'li ve 60'lı yılların İstanbul'u, Ankara'sı. Mekanlar, insanlar, siyasi ve toplumsal dalgalanmalar. 1968'in Paris'i, Türkiye solunun 1960'lardan günümüze kadarki seyri, serencamı. 27 Mayıs ve sonrası, 12 Mart, 12 Eylül, 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Mimar ve mühendis hareketinin ortaya çıkması ve gelişmesi. Kürt meselesi ve insan hakları mücadelesi. Önen'in anıları sadece kişisel bir tarihin anlatımı değil, Türkiye solu ve toplumsal hareketlerinin de geniş bir kadrajdan anlatımı. Bir yönüyle Türkiye'nin siyaset tarihi. Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri, Theodor Adorno, Mitis Yayınları. Sağ radikalizmin burada bahsettiğim hilelerini katı bir şekilde belirlemek, her birini sözünü hiç esirgemeden adlandırmak, eksiksiz betimlemek, her birinin içerimlerini iyice tarif etmek ve böylece kitlelere bu hilelere karşı bağışıklık kazandırmak için çaba göstermek gerekir. Çünkü nihayetinde hiç kimse aptalın teki olmak istemez. Ve bütün bunların nihayetinde devasa bir psikolojik istismar tekniği, devasa bir psikolojik kazıklama olduğu da açıkça gösterilmelidir. Adorno'nun bu sözleri 1967 yılına ait ve Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri başlıklı konferans metninde. Kitapta 1954 tarihli Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir adlı konferans metni de yer alıyor. Bu iki yazısında Adorno, savaş sonrası dönemde demokratik ortak temsille sermayenin yoğunlaşma eğilimi arasındaki yapısal karşıtlığın devam ettiğini, bu nedenle milliyetçi ve faşist hareketlerin sürdüğünü vurgular,
Onlardan kendi kavramsal içeriğinin hakkını bugüne kadar tam anlamıyla verememiş bir demokrasinin yara izleri olarak söz ederek, radikal sağ propagandanın başvurduğu hileleri ve yenilginin toplumda yol açtığı narsist incinmenin izlerini ele alır. Bu hikayedeki her şey tekinsiz biçimde tanıdıktır. Uzun yıllar önce ve Alman deneyimi üzerine yapılmış bu konuşmaların günümüz içinde ve sadece Türkiye gibi demokrasi olmayan ülkeler için değil, Avrupa ülkeleri ve ABD için de geçerli olmasında çok ürkütücü bir yan var ama diğer yandan bu genellik faşizmin süre giden dünya düzeninin bir ürünü olduğunu da açıkça gösteriyor.